Peki vaskulit nedir? Bitkisel çözüm yolları nelerdir bu? Ha, vaskülit de damar iltihaplanması. Bu tromboz damarın içerisinde oluşan pıhtı idi. Vaskülit ise damarın iç yüzeyinde oluşan iltihap. Neden iltihap oluşur? Bunun birçok sebebi var. Romatizmadan dolayı hepatit C, hepatit B mikrobunun bulaşması damarlarda yavaş yavaş. Romatizma, kalçada, belde vesaire. Veya kişi aşırı alkol kullanıyorsa, alkol kullanımı nedeniyle damarlar açılır, gevşer, iltihaplanır. Sigara kullanıyorsa mesela Burger sendromu dediğimiz bir rahatsız çıkar. Burger sendromu da bir vaskülittir, damar iltihaplanması. Behçet sendromu, bu da yine aynı şekilde bir damar iltihaplanmasıdır. Bunun o kadar çok ismi var ki, yani damar iltihaplanmasının mesela birkaç tanesi de Japonca Kawasaki hastalığı, bu da bir çeşit vaskülittir. Bir tanesi de yine Japonca Takayasu, ince kılcal damarlarda oluşan iltihaplanmalar. Çeşit çeşit vaskülit türleri var. Vaskülit nasıl tedavi edilir? Damarların iç yüzeyindeki iltihaplar nasıl ortadan kaldırılır? Şimdi kişinin tansiyonu düşükse biberiye forte. Biberiye antioksidan, anti-aging, düşük tansiyonu önleyici, kanı temizleyici. Biz bununla ilgili biberiye forte geliştirdik. Kişinin tansiyonu yüksekse alıç forte. Alıç yüksek tansiyona karşı, kolesterola karşı, lipide karşı, kalbi besleyici. Farklı. Alıçın birleşimdeki bitkiler biraz farklı. Biberiyenin birleşimindeki bitkiler. Eğer ki karaciğerinde problem varsa, vaskülit olan, yani karaciğerden kaynaklanıyorsa, karaciğerde yağlanma varsa enginar gerekir. Yani vasküliti tetikleyen birçok faktör var. Nedir rahatsızlığı tetikleyen, onu bilmek gerekir. Ona uygun formüller var. Kullandığı zaman kişi vaskülitten kurtulur. Bir beyefendi burgerden dolayı artık yürüyemez hale gelmişti. Çeşit çeşit ilaçlar kullanmış. Perişan olmuş. 3-4 ay iksir, aloe vera jel, alıç forte, ginkgo forte, damar çayı, enfeksiyon çayı kullandı. Hiçbir şey kalmadı. Ziraat mühendisi Mehmet Bey. Şimdi her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan hastalığı tetikleyen sebepler nedir? Bunu bildiği zaman kişi ona karşı tedbir almak mümkündür. Tedavi olmak mümkündür. Vaskülit ne kadar ağır olursa olsun, tabii ki mesela romatizmadan kaynaklanıyorsa mesela romatizma da tetikler vasküliti. Yani vaskülit damar iltihabı, iltihaplanması. Damarın iç yüzeyindeki endotel dokuda oluşan iltihap. Eğer romatizma tetikliyorsa harpago, yani şeytan pençesi kökü elde edilen çok özel bir formül geliştirdik. Romatizmayı tedavi etmeden vaskülit tedavi edemezsin. Evet, farklı formüllerle mi tedavi ediyor? Dediğiniz gibi çok ismi var doğal olarak. Vasküliti tetikleyen çok çok farklı behçet tetikliyor. Burger hastalığı bir vaskülittir. Romatizma tetikliyor. Hı hı. Hepatit B, hepatit C tetikliyor. Poliartrit tetikliyor. Kılcal damarlardaki iltihaplanmalar tetikliyor. Yani aort kapağında sadece olan vaskülit var. Yani o kadar çeşitli vaskülit türleri var ki bunlar ayrıntılı olarak tabii doktorunun bildirmesi lazım. Yani hasta bilir. Doktoru şu rahatsızlık demiştir. O rahatsızlığa uygun formül her türlü formülümüz var.